Gündeme Dair programından merhabalar değerli izleyenler. 31 Mart seçimlerinin üzerinden 6 ay geçti. Tabii bu 6 aylık zaman dilimi içerisinde kırsalda çok dikkat çeken belediye başkanları var. Tabii göreve ilk seçilen belediye başkanlarından bir tanesi Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin. Göreve gelirken aday olduğunda çok konuşuldu, çok tartışıldı bu isim. Sizler de biliyorsunuz ki işte seçilemez, seçilirse çalışmaz vesaire gibi ama kendisine inanan insanlar benim kulağıma da fısıldamışlardı. Seçildiği zaman çok güzel işler yapar. Bünyanlılar da böylesi bir belediye başkanını kazandığı için mutlu olurlar demişlerdi. Nitekim öyle de oldu. Yapmış olduğu hizmet ve yatırımlar noktasındaki doğru çıkışlarla birlikte hem Bünyanlıların gönlüne taht kurmayı başardı hem de aynı zamanda da Kayseri'de en dikkat çeken belediye başkanları arasında yer aldı. Neler yaptı? Tabii biz kısaca başlıklar halinde bunlara değineceğiz ama daha çok başkanın bunları detaylarıyla birlikte anlatmasını isteyeceğiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Tolga Bey. Çok biz teşekkür ediyoruz. Tabii Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağız evet, yarın. Dolayısıyla evet, Bünyan'da da nasıl bir kutlamalar yapılacak bunu merak ederiz. Böyle başlayalım isterseniz. Her şeyden önce değerli izleyicilerime hepsini selam ve saygılarımı iletiyorum. Akşamlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl döneminde inşallah hep birlikte Türk milleti olarak kutlayacağız. Bugün kutlamalarımız bizim Kaymakam Bey'imizle, Garnizon Komutanımızla birlikte Bünyan'da Atatürk Anıtımıza saat 1'de çelenk koyarak başladı. Yarın da saat 10'da Kaymakamlık'ta Sayın Kaymakamımızla birlikte kutlamaları kabul edeceğiz. Şehitliğimize çıkacağız. Bu şekilde programlarımız devam edecek inşallah. Ayrıca futbol sahamızda orada bir programımız var. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı program. Onlara eşlik edeceğiz inşallah. Bu arada Bünyan şehitliğimizi yeniledik. Pırıl pırıl oldu. 16 Türk Devletimizin bayraklarını getirdim Ankara'dan astık. İnşallah yarın hep birlikte coşkulu bir şekilde Cumhuriyetimizin 101. kuruluş dönümünü kutlayacağız. Peki. Şimdi hep merak ediyoruz biz belediye başkanlarına soruyoruz yeni seçilmiş olanlara. Alışabildiniz mi? Öncelikle şundan da bahsedeyim de. Hainler tarafından TUSAŞ'ın, Türkiye'mizin göz bebeği olan TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. 5 tane şehidimiz var. Evet. Rabbim kendi mekanlarını cennet eylesin. Ailelerine sabır versin, güç kuvvet versin inşallah. Yeryüzünde bir millet yoktur ki Türk milletinden başka. Biz bir ölür, bin deriz diyen hiçbir millet yok. Gerçekten de öyle. Şimdi evet evlatlarını kara toprağın bağrına bastı o şehit ailelerimiz ama bizler hepimiz onların gönlünde evlatlarıyız. Terörü lanetle kırıyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Evet. Alışabildiniz mi belediye başkanlığına? Alıştım. Evet çok alıştım. Ben 24 saat Bünyan'da yaşıyorum. Cumartesi, pazar da gitmiyorum bir yere. Bünyan'da yaşıyorum. Vatandaşımla, halkımla iç içeyim. Bir şeyler üretmenin, onların bana Allah razı olsun demesi, teşekkür etmesi beni çok mutlu ediyor. Toplum içerisinde beraber, Bünyanlarla beraber Bünyan'ımızı yönetiyoruz. Peki. Inşallah. İlk projeniz ne oldu başkanım? Şunu da söyleyeyim. Allah razı olsun hepsinden. Biz Bünyan'ı bir bütün olarak yönetiyoruz. Cumhur İttifakı, gücümüzü Cumhur İttifakımızdan alıyoruz. Cumhur İttifakı'nın belki de Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir ilçesi Bünyan. Her şeyimizi hep birlikte yapıyoruz. Bizimle birlikte İYİ Partili 4 tane meclis üyesi arkadaşlarımız var. Onlar da bize eşlik ediyorlar. Bünyanımızda bütün kararları 16-0 alıyoruz biz. Ortak akılla yönetiliyor. Ortak akılla yönetiyoruz. Neden? Çok şeffaf bir belediyecilik yapıyorum çünkü. Çok şeffafım. Hiçbir itiraz yok. Yok. 6 ay geçti işte şu ana kadar daha bir kuruşluk bir şahsi fatura'm yok Bünyan Belediyesi'nde. Güzel. Yok. Elhamdülillah. Çok dikkat çekiyorsunuz zaten. İdarist bir belediye başkanını yapacağım. Evet. Allah evet, izin versin. Halit Demir de öyle, siz de öyle mesela. Evet, tabii. Biz, Bekir Başkan da öyle, sağ olsun yani. Şeffaf bir belediyecilik yapıyoruz. Cenab-ı Allah bizlere, inananlara, davamıza, vatandaşlarımıza, insanımıza, genel başkanımıza, bize çok güvenen Sayın Gıdıyar Genel Başkanımıza, bizleri mahcup etmesin Cenab-ı Allah. Her dakikamı bunları düşünerek yaşıyorum, attığım her adımı. İnşallah. Yıllarca Bünyan halkı bizleri yaptığımız hizmetleri konuşacak. Ona 100 yıl Bünyan'da Selahattin Metin'in konuşulması hedefi. Güzel.
İlk projeniz neydi başkanım? Yani oturdunuz koltuğa, artık seçildiniz. Bir yana bir baktınız. Tabii evet, seçim sürecinde evet, de bir sürü vaatleriniz de oldu. Tabii, eksiklikler tabii, vardı. Tabii. Evet. Bunların giderilmesine dönük olarak vaatlerde de bulundunuz. Evet. Ne yaptınız? Seçildiniz, koltuğa oturdunuz. Tolga Bey, her şeyden önce şunu söyleyeyim. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Seçimde vaat ettiğim bütün vaatlerimi Allah izin verirse, Rabbim emir verirse görevimi süresince yapacağım. Daha fazlasını yapacağım. Vaat etmediklerimden yaptıklarım var. Şunu düşündüm. Bünyan Türkiye'de tek ilçede iki tane kervansarayı olan Karatay Hanımız ve Sultan Hanımız evet, var. Rahmetli Alaaddin Keykubat bir tanesini yaptırıyor. Diğerine başladığında rahmetli oluyor. Bir gün bir şehit ailemiz, Yahya Yiğit amcamız var. Şehit Cennet Yiğit kızımız. Evet. Dedi ki başkanım, dedi, burayı Selçuklu diyorsun, tamam dedi. Sultan Alparslan'ın girişe bir anıtını yaptırsak dedi. Ben dedim ki Sultan Alparslan diye Alaaddin Keykubat'ın buraya çok büyük hizmetleri olmuş dedim. Allah izin verirse şimdi üniversitenin hocalarımızla da görüştük. İl Kültür Müdürümüz Şükrü Dursun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir idareci, gecesi gündüzü yok. Evet. Gece saat kaçta ararsak cevap veriyor. Onların da desteğiyle şöyle tam yakından arkadaşlar ekrana veriyorlar zaten. Ekranda var. Ekranda var. Var. Evet, ben arkadaşlar de şöyle ekranda göstereyim. Var. Dünyamızın girişine güzel bir Alaaddin Keykubat anıtı yapacağız. Güzel bir kayıt olacak inşallah Allah izin verirse. Bunun yapın buna şu an itibariyle başlamış bulunmaktayız. Güzel. Evet. Bu anıtla birlikte tabii orada bir yaşam da herhalde şekillenecek, bir sosyal yaşam da olacak herhalde tabii, orada. Tabii şöyle söyleyeyim. Bünyan'da bir Ulu Camimiz var mesela. Hı hı, evet. Selçuklu Eseri. Evet. Ulu Camimizin kaidesinde bozkurt figürleri var. Evet. Türk İslam dünyasında tektir bu Ulu Cami. Bu anıtı şundan dolayı önemsiyorum. Bu anıtı oraya yapalım ki bir defa herkes buranın bir Selçuklu şehri olduğunu bilsin. Üniversiteden hocalarımızla çalışıyoruz şu anda. Selçuklu mezarlarını temizlettiriyoruz, onların bakımlarını yaptırtıyoruz. Osmanlı mezarları var, onların bakımlarını yaptırıyoruz. Üniversiteden hocalarımız sağ olsun ciddi destek veriyorlar bu manada bize. Genel Başkan Yardımcımız Sayın İsmail Özdemir Bey geçmişte bir önerge vermişti. Bünyan'a açık hava müzesi kuralım diye. Allah izin verirse onun da adımlarını atmış olacağız. Tarih boyunca yani. Bünyan çok önemli bir ilçe. Yani evet, Azizye evet, yani Pınarbaşı'ndan tabii, sonra tabii, Bünyan, tabii, tabii evet, sonra Develi. Evet, o yüzden evet, çok hizmete de aç bir bölge aslında. Evet. Müthiş bir tarih ve kültür var Bünyan'da. Evet. Rabbim izin verirse bunları yer yüzüne çıkaracağız inşallah. Bunlarla dönük hep çalışmalar yapılıyor herhalde değil mi şu an üniversitede? Tabii, tabii. Bir araştırma evet var tabii, herhalde. Tabii, yapılıyor. İl Kültür Müdürümüz, üniversitenin arkadaşlarımız yapıyoruz bunları. Peki, şimdi tabii hizmetlerle devam edeceğiz başkanım. Evet. Birçok şey var benim önümde not aldığımız ama yani siz tabii hangisinden takdir görürsünüz, hangisini anlatırsınız bilemem tabii ama asfaltlama çalışmasıyla birlikte başlayalım isterseniz. Bünyanın, evet, bünyanda eksik kalan asfaltlama alanları vardı galiba. Bunları tamamladık evet, mı? Elhamdülillah, tamamladık. Burada bana desteğini hiç esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç abimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bakın mesela şuranın neresi? Sümer Mahallesi. Şöyle mi göstereyim kamera? Bu taraf, şu kamera sizin başkanım. Kamera. Evet, bu bakın kamera şu sizin, eski hali. Arkadaşlar zaten ekrana yansıtırlar, siz tamam, yapmanıza gerek yok aslında. Öyle mi? Evet evet, aa, arkadaşlar orada dijital fotoğraflar var. Bakın bitmiş hali şu evet, anda. Çok Sümer Mahallemizde pırıl pırıl yaptık. Çok Allah güzel, razı olsun. Topsüüt Mahallesi. Burası kendi köyüm benim. Mesela bakın şu eski haliydi. Şu eski haliydi. Şurası yeni hali. Pırıl pırıl yaptık. Çok güzel herhalde, olmuş gerçekten. Yani tamam, tozlu topraklı yollarda insanlar orada. Ahmet Yesevi Caddemiz, Bünyan merkezde. Eski hali şuydu, yeni hali bu. Pırıl pırıl. Yani yapınca oluyor değil mi başkanım? Tabii tabii. Kahveci Mahallemiz. Mesela burası sel bölgesi. Bir kısmına muhtar dedi ki asfalt derhal dedim. Memduh Başkanıma gittim, durumu arz ettim. Dedim ki efendim bu Kahveci Mahallesi'nde kilitli parke yaparsak milli servet sel vurduğu zaman gidiyor dedim. Eski hali suydu arkadaşlar. Şimdi yeni hali şu. Pırıl pırıl asfalt yapıyor. Çok güzel oluyor gerçekten evet. Evet. Mahalle halkı da çok sevinir böylesi bir duruma. En azından bir dokunuş çok var. Çok seviniyorlar. Çok mutlular. Biz şunu yapıyoruz bir de. Biz Cumhur İttifakı'yız.
gittiğimiz her yerde hizmetlerimizi kimden almışsak, tabii ki Büyükşehir'in belediye başkanımız bana destek vermese ne yapabiliriz? Evet. Biz kompleks yapmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. Cumhur İttifakı'ndan alıyoruz gücümüzü diyoruz ve hep birlikte yapıyoruz inşallah. Yapacağız da. Dünyamızın merkezi şu anda pırıl pırıl oldu. 8-10 mahallemde, köylerde daha doğrusu eski deyişle, bazı eksik yerlerimiz var. Tamamen yalnız hepsine yapıyoruz. Şu anda 20-25 yerde Bünyan'da şantiye var. Evet. Her tarafımızı pırıl pırıl yapacağız. Kış gelmeden inşallah vatandaşımızın kullanımını açacağız. Tabii talihsiz de bir olay da yaşadınız tabii, sel felaketi. 5 kez Bünyan'a sel geldi. Evet. Ben belediye başkanı seçildikten sonra 5 kez ama en sonu Allah rahmet eylesin, bir günü mahallemizden bir kardeşimiz rahmetli oldu. Cenab-ı Allah devlete zeval vermesin. Bünyan Belediye'miz 20 dakika içerisinde sel bölgesindeydi. Tabii ki ama ben jandarmadan dediler ki büyük bir yağış geliyor dediler bana. Tedbirimi aldım. Makine parklarımı hazır tuttum depolarda. Bütün belediye personelimi belediyeye çağırdım. Büyükşehir Belediye'mizi aradım. Kırsal Daire Başkanımız Nurettin Koca Bey'di o zaman. Dedim böyle bir durum var, hazırlıklı olun. Sel vurmuş, dağı devirmiş, devirmiş yolun üzerine böyle. 20 dakikada Bünyan Belediyesi, 40 dakikada Büyükşehir Belediye'miz. O bölgedeydi. Biz Gülüce tarafından girdik. Bünyan tarafından da Büyükşehir Belediye'miz girdi. Elhamdülillah bir saatin içerisinde o yolu açtım. Evet. Bu tehlike artık yok değil mi başkanım? Şöyle, tehlike var. Orayla ilgili şimdi Sayın Genel Başkan Yardımcımız İsmail Özdemir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gülüce'ye sel bölgesinde geldiğinde Sayın Tarım Bakanımızı telefonla aradı. Geçen sene biz orayı seçimden önce zaten Baki Ersoy Bey milletvekilimle birlikte Tarım Bakanımıza gitmiştik, programı almıştık. Fakat Cumhurbaşkanımızın bu genelgesinden sonra deprem bölgesinde ağırlık verilmesi, haklı olarak saygı duyuyoruz. Ödenek kaybolmamıştı. Ama İsmail Özdemir Bey takipçisi, Tarım Bakanımız da sözünü verdi inşallah. Bu sene oraya ödenek ayrılıyor. İhalesi yapıldığı zaman hem Gülüce'yi hem Bünyan'ı o taraftaki sel felaketinden kurtaracağız. Güzel. Bu da Bünyanlılara bir müjde İnşallah, olmuş olsun. Tabii. Evet. İsmail Özdemir Bey başkanımın da bu konuda dedi ki rahat olun, Bünyan'a müjdeyi ver. Takipçisiyim dedi. Kendisi takip ediyor. Ödenemiz ayrılacak inşallah. Tabii. Şimdi okullar açıldı. 1,5 ay geçti üzerinden. Orada da bir dokunuşunuz var. O da çok yani takdir topladı ama çok da konuşulmadı. Bir yayında biz sadece biraz sizin bahsetmenizi istedik. Bir daha bahsetmenizi isteriz. Bu fikir güzel bir fikir. Nereden geldi bu fikir aklınıza? Şimdi, şehit çocuğumuzu aldınız, götürdünüz trenler eşliğinde. Tabii. Onu şöyle yaptık. Allah razı olsun. Benim en büyük avantajlarımızdan biri de şu. Mükemmel bir valimiz var. Evet. Çok iyi bir büyüğümüz var. Evet. Memduh abimiz. Allah razı olsun. Müthiş idaresi de bir il emniyet müdürümüz var. Evet. Gerçekten öyle. Bizim Bünyan'ımızda, ülkücü şehitlerimizle birlikte toplam 25 tane şehit ailemiz var. Ben Bünyan Belediye Başkanı olarak bütün şehit ailelerimizle ilgiliyim. Bir birim kurdum. Şehit ailelerimizle tamamen görüşüyoruz. Bir şehit programında da il emniyet müdürümüz dedi ki Zeynep'i birlikte, rahmetli Muzaffer Can Ersoy'un kızı, rahmetli olduğunda 7 aylıkmış Zeynep. Eskortları eşliğinde başkanımızı okuluna götürelim dedi. İlk okul günü değil mi onun? Ortaokul, yok. Hmm. Zeynep şimdi 10 yaşlarında. Hmm. 10 yaşlarında. Kaçıncı sınıfa geçtiğini şu anda... 3 ya da 4. 4 yanlış hatırlamıyorsam. Sağ olsun bir şehit çocuğumuz da varmış bir başka mahallemizde, Kayseri'de. Emniyet müdürümüz dedi ki buraya sen eşlik edecek misin dedi. Tabii ki edeceğiz dedim. Ben de öbürüne eşlik edeyim o zaman dedi. Allah razı olsun. Emniyet müdürümüzün katkılarıyla kızımızı aldık. Eskortları içinde okuluna götürdük. Orada bizim bir de ekibimiz var şimdi. Boyama ekibi, güzel okulum. Evet, çok da güzel boyadınız. Rengarenk oldu oralar. Evet. İki gün önce de Zeynep kızımızı tekrar okulunda gittim, ziyaret ettim. Çok mutlu elhamdülillah. Güzel. Çok güzel. Bu dokunuşlar insanın geleceğine ışık tutar başkanım. Tabii. Bunlar önemli dokunuşlar. Bunlar bizim vazifelerimiz. Tabii. Bunlar bizim vazifelerimiz. Bütün şehitlerimiz için Bünyan'da mesela geçen hafta iki tane şehidimizin ölüm yıl dönümüydü.
aileye soruyoruz. Mevlid'i zaten okutturuyorum. Hı hı. Belediye olarak. O benim görevim. Ne istiyorsunuz? İşte yemek vermek isteyenlere yemek veyahut da hayır yapmak isteyenlere hayır. Ailemiz ne diyorsa bunların tamamını seve seve yerine getiriyoruz. Peki. Eğitimle devam edelim başkanım. Tabii kırsalda da okullarımız var ya da öğrencilerimiz var. Herhangi bir sorun oluyor mu taşınmada vesaire? Okulla ilgili bir açığımız var mı? Eğitim nasıl devam ediyor? Yok. Şöyle, taşımada ilgili ilk hafta bakanlığımızın yayınladığı genelgeye istinaden bir hafta içerisinde çözdük. Sıkıntılar vardı. Bazı mahallelerimize servisler gidemiyordu. Sağ olsun yani Bünyan Kaymakamımız üzerine çok ciddi geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz geldi. Biz zaten takipçi olduk. Sayın Valimiz de gerekli talimatları verdi. Şu anda eğitim, öğretimde ulaşım diye bir problemimiz yok. Okullarımızın fiziki durumuna gelince ben zaten emekli milli eğitimciyim. Evet. Oradaki şartları biliyorsunuz. Bir de bu okul inşaatlarının olduğu bölümde, oranın kontrolünün yapıldığı bölümde çalıştım ben 25 sene. Belediye olarak mümkün olduğu kadar desteklerimizi veriyoruz okullarımızın fiziki durumu ve özellikle çok titizim bu konularda. Güzel. Ha Allah razı olsun şu da oluyor. Ben 30 yıl burada Kayseri'de aktif siyaset yaptım diyelim. Ülke Ocakları Başkanlığı yaptım. Sonra 5 sene civarında Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde Türkiye müfettişliği yaptım. Allah işimizden, dostumuzdan razı olsun. Bütün birikimimi şimdi Bünyan'a yönlendirdim ben. Arıyorum bir dostumu mesela. Şu kadar fayans lazım, şu kadar efendime söyleyeyim çimento lazım. Örnek veriyorum. Yapıyoruz Bünyan'a. Çok güzel ya. İmece usulüyle gidiyor aslında. Tabii şöyle, her şeyi devletten beklememek lazım. Şimdi eşim dostum beni arıyor buradan. Diyor ki ya bir ihtiyacın var mı? Ne yapalım? Bekle zamanı geldi. Yaparız diyorum. Çok iyi ya. Evet. Başkanım ne güzel. Şimdi Bünyan'da bir devlet hastanesi var bildiğimiz evet. kadarıyla. Kırsalda sağlık hizmetleri noktasında eksik kaldığımız, yetişemediğimiz oluyor mu başkanım? Mükemmel bir devlet hastanesi. Günlük 3000 hasta geliyor. 3000 hasta. Kayseri'den devlet hastanemize hastalar geliyor. Kaykop, Beyazşehir, ilde tamamına yakını Bünyan'a geliyor. Ulaşım problemi olmadığından dolayı. Mükemmel bir idari kadromuz var. Nuri Çakır isminde bir kardeşimiz var, doktor, başhekim. Deniz Bey var, başhekim yardımcısı. Bir aile ortamı orası. Mükemmel, Allah razı olsun. Kendi kaybı validemi yatırdım ben fizik tedavisi için. 5 yıldızlı otel gibi Selahattin burası diyor. Böyle bir hastanemiz var. Biz de ne yaptık? Biz de kendimize yakışanı yapıyoruz. Hastanemizin etrafını tamamen pırıl pırıl asfaltını döktük. Elhamdülillah. Temizlediniz güzelce. Temizledik. Çok, çok güzel. Ulaşımda bir sıkıntı, bir sorun var mı var, başkanım? Var. Ulaşımda sorun var. Ulaşımında ben sözünü verdim zaten. Şöyle ki, Bünyan'da değil, Kayseri'nin bütün ilçelerinde başımda problem var. Fakat inşallah Bünyanlı bir kardeşimize ben talimat verdim. Dedi ki başkanım ben bununla ilgili bir yazım hazırlayayım dedi. Yap bir yazılım dedim, şu bütün Kayseri'yi kurtaralım. Çocuklar yazılımlarını yaptılar. Ulaşım AŞ'ye genel müdürümüze gittik. Biz bu programı sunduk. Ulaşım AŞ'ye genel müdürümüz Mehmet Bey'e de buradan teşekkür ediyorum. Çok ilgi gösterdi bu projeye. Ve neticede projeyi kabul ettiler şimdi. İhale aşamasına gelmişler herhalde. Bu proje yapıldığı zaman, hayata geçirildiği zaman Bünyan'ın değil, Kayseri'deki bütün ilçelerin ulaşım problemi çözülüyor. Çok merak ettik doğrusu. Yani umarım bir an önce. Teknik konularını yakında açıklarlar herhalde. Evet. Peki. Şimdi bu genel konuları bir tarafa bırakalım. Yaptığımız işlerle devam edelim. Aşevi yapmışız başkanım evet. Bünyan'a. Evet, evet. Şöyle göstereyim. Burası Bünyan aşevimiz. Bünyan'da ben adayla geldiğimde arkadaşlarım dedi ki başkanım dedi burada dedi, bir aşevi var dedi ben. Ziyaret etmek istemiştim. Tabii ki dedi. Hemen çıktım gittim. Belediyenin biraz ilerisinde arkada vardım. Çok affedersiniz. Peşmende bir yer, ahır gibi bir yer. Kendi evlerinin altını bölmüşler. 3-5 tane bayan orada Bünyan'daki yaşlılara, engellilere yemek yapıyorlar gönüllü olarak. Ya, tabii çok kötü bir ortam böyle. Hijyen hiç yok, sıfır.
Dedim ki bacım ne istiyorsunuz benden? Oranın sorumlusu var abla. Bilsen abla. Dedi ki başkanım senden hiçbir şey istemiyoruz dedi. Sen şuraya geldin ya dedi. Senin gibi bir nefes adamı daha gelmedi buraya dedi. Hiç bizi kimse ziyaret etmedi dedi. Canın sağlığı dedi. Şeref namus sözü veriyorum dedim. İlk icraatı işte Bilsen abla bu bakın. Aşevrimiz. Böyle de utangaç biri sağ olsun. Yapacağız dedik. Neticede Bünyan merkezde belediyemizin bir yeri vardı. 500 metrelik bir alan. Orayı açtım. Bütün ablaya dedim ki gel buraya. Burayı aşevi yapacağız dedim. İsmini vermekten kendisi ismimi verme dedi ama itina göstermeyeceğim. Bünyanlı bir iş adamımız var. Geçen gün tanıştım daha yüz yüze. Onunla Bilsen abla beni görüştürdü. Murat Cıngıl Bey. Allah kendinden razı olsun. Bana dedi ki başkanım sana 750 bin lira para gönderiyorum. Ne yaparsan yap dedi aşev için. Bana para göndermedim. Ben sana anahtarı gönderiyorum. Vay güzel. Ne yapıyorsan yap dedim. Geri kalanı da ben yapacağım dedim. Allah razı olsun. Elinden geleni yaptı Murat Cıngıl Bey. Eksik kalanları da biz yaptık Bünyan Belediyesi olarak. Ayrıca eski serbest bölge gümrük müdürümüz var. İsmi Necati Bey'di herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. O da dedi ki o orada vakıf oldu bu konuşmalara. Başkanım içinin tevzişatında ben döşettireyim dedi. Ya. Orada eşime dostuma dedi. Her biriyle Bünyan Aşevi'ni kurduk. Şimdi Bünyan'da aşevimiz 250-300 hastaya yemek veriyor. Bak, günlük. Günlük veriyorlar. Şöyle ki yaşlılar çok fazla Bünyan'da. Evet. Engelli kardeşlerimiz var. Ben Bilsen abladan sadece bir şey rica ettim. Dedim ki abla sabahlarda dedim ya fakir fukaraya bir çorba verin dedim. Sağ olsunlar. Güzel hizmetler yapıyorlar. Hiç karşılık da beklemiyorlar. Allah razı olsun. Böyle insanlara her türlü fedakarlık yapmaz mısınız? Tabii ki. Bu devirde nerede bulacağız tabii ki. İnsanları? Tabii pırıl ki. Pırıl 500 metre bir aşevimiz oldu elhamdülillah. Adında Bünyan Aşevi koydum. Şöyle Bünyan Belediyesi falan değil. Oraya bir de dernek kurdurdum. Dedikodulara falan sebebiyet vermemek için. Bir sürü bağışlar geliyor. Yani oraya Bünyan'ın insanlarımızın bağışlarıyla o ayakta duruyor. Sadece belediye değil. Eksik kaldıkları yerde bana diyorlar ki başkanım şunumuz eksik gelmedi gönderir misin diyorlar hemen gönderiyorum. Dedim ki burayı siyasallaştırmaya falan gerek yok belediye falan diye. Adı Bünyan Aşevi. Bütün Bünyanların Aşevi orası. Güzel, çok güzel valla. Bir Aysima projeniz var. Evet. Neydi bu Aysima projemiz başkanım? Aysima, şimdi ben izinliydim Aysima olayında. Çarşamba günü geldim. Perşembe günü dişçiden randevum var. Şey yapacağım. Yok çarşamba günü randevu aldım. İmplant. Akşam saat 6:30'da 16 tane implant çaktırdım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Rahatsızım bir de. Evet. Eve geldim. Kızım Burcu gece saat 9 gibi aradı. Baba dedi bu Aysima'nın yarın son günüymüş kampanyasının dedi. Buraya da yarın canlı yayına katılıp sen de destek olman lazım dedi. Kızım böyle böyle dedim implant çaktırdım ama Allah büyük dedim. Kızım biraz gece toplamış sağ olsun Burcu. Burcu evet. Baki Ersoy Bey'in danışmanı evet. Benim kızım. Evet. Sabah gece 2'de yattım. Sabah 8:30'da kalktım. 9'da belediyeye gittim. Cumhur İttifakı'ndan birkaç meclis üyesi arkadaşlarımızı çağırdım. Gelin buraya dedim. Şu Aysima'nın aynı zamanda da o gün doğum günüymüş. Bugün bu parayı toplayacağız dedim. Oturduk orada elhamdülillah. Saat 3:30-4'e kadar 2.000 lira para toplandı. Aysima'mızın doğum gününe yetiştirdik. Güzel. SMA hastasıydı. SMA hastasıydı. Şimdi Aysima'mız Almanya'ya gitti. Evet. Ailenin yabancı dili yok. Hiçbir şey yok. Almanya'da benim arkadaşlarım orada Frankfurt'ta aileyi karşıladılar. Frankfurt'a 200 kilometre bir mesafede kalacak. Orada bir hastanede tedavi görüyor çocuk. Aldılar, evine götürdüler, yerleştirdiler. Hastaneyle irtibatlaştırdılar. Allah izin verirse. Şu anda yavrumuzun tedavisi orada başladı. İnşallah 11. ayın 16'sında da Münih'te benim bir kardeşimin
Bu Aysma'yı karşılayan, karşılattılar kardeşimin çocuğunun düğünü var. Oraya gideceğim. Birlikte de Münih'e de 400 kilometre mesafedeymiş. Gideceğiz. Aysma'mızı orada ziyaret edeceğim. Çok babacığım. Güzel başkanım. Eymen bebeğimiz vardı. O da tedavi oldu. Okulda evet, başladı. Evet, evet. Hasan başlamış Çınar vardı. Evet. O da tedavisini evet. oldu. Yürüyor artık evet. normal bir şekilde. Şimdi bir çocuğumuz daha var. Orada söz verdim. Dedim ben 50 bin lira katkıda bulunacağım. Bulunacağım da Allah izniyle. O gün meydanda söyledim onu da. Peki. Bünyan Müzesi. Bünyanın evet. nesi var? Müze yaptık başkan. Nesi var? Bünyan Müzesi şöyle adlandıralım. Bünyan Şehitler Müzesi. Bünyan Müzesi, üst tarafında da konuk evi. Hı. Mükemmel bir proje. Gösteriyorum arkadaşlar. Gösterirler. Bilmiyorum. Evet, burada evet. galiba, ekrandaki. Şu anda inşaatı burada. Burayı, evet. Bünyanlı bir hayırsever amcamız var, Nevzat amca. Allah razı olsun, o yaptırtırıyor. 4000 lira protokol yapmıyorduk buraya. Şimdi bu bina 10 milyon lirayı geçiyor, 15'e yaklaşıyor. Nevzat amca diyor ki, buna benim şerefim, kafamı yorma diyor, ben yaptıracağım. Şu sağ taraf böyle tutarsa arkadaşlar, şu giriş ortadaki taraf giriş, Tolga evet. Bey. Evet. Sağ taraf Bünyan Şehitler Müzesi, sol taraf Bünyan Müzesi, üst tarafı da konuk Bünyan evet. Müzesi, üst tarafı da konuk alanı. Şimdi dediğim gibi Bünyan'da 25 civarında şehidimiz var. Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Tabii. Anlatabildim mi? Tabii. Bu şehitlerimizin bütün anlarını buralarda ve gazilerimiz de var. Yanlış hatırlamıyorsam 6-7 tane var. Bitmiş hali bu bakın. Mükemmel. Projede böyle. Bitmiş hali bu olacak. Güzel. Anıt kabiri andırıyor sanki çok güzel, böyle biliyor evet. musunuz? Mükemmel evet, evet. bir yer. Evet. O şehitlerimizin ve gazilerimizin anılarını orada sergileyeceğiz. Sol tarafta da dünyanın dediğim gibi Selçuklu şehri. Dünyamızın bütün geç halısını, efendime, girebolusunu, tarihini, düvenimizi, at arabamızı, kanımızı hepsini burayı bir açık hava müzesi gibi yapacağım. Bakın buranın etrafına Türk büyüklerimizin anıtını yaptıracağım. Şu bahçeyi açık hava müzesi gibi yaptıracağım. Üst tarafı da konuk evi. Neden konuk evi? Şimdi diyelim ki bir ülkeye müfettişleri geldi, bizi denetliyorlar. Bırakın onu, Kaymakam Bey'imizin bir misafiri geldi. Benim Ankara'dan bir misafiri geldi. Dünyada yatıracağımız bir yer yok. Öğretmen evimiz var. Yani biraz şey, bura mükemmel bir tesis olacak. Bakın Sayın Valimizin yanındaki Nevzat amca, Nevzat amca yaptırtıyor burayı Allah izni verse. Bu sene de dün Nevzat amcayla beraberdim. İnşallah diyor, bu sene kış gelmeden diyor, bitireceğim burayı diyor. Eline sağlık. Bitireceğiz. Neden yerini burayı seçtik onu söyleyeyim ben. Biraz geriden gösterilirse arkadaşlar, burası cam teras bölgemizin orası. Önümüzdeki sene her yıl, bakın bunu kaydalın ve 6. ayda bana sorun. Peki. Şu bölgeye, burası cam teras bölgesi, en az 25 bin kişi gelecek. Şimdi Şehitler Müzesi deyip de rastgele bir yere olmaz. Burası dünyamızın en değerli yeri bölge olarak. Çok değerli bir yer burası. Burayı aldım. Niye? 25 bin kişinin 15 bin kişisi o Şehitler Müzesi'ni gezer mi? Fatiha okur mu Tolga Bey? Tabii ki. Okur. Tabii ki. Bak bunun sevabına hepimiz nail olacağız. Tabii doğru ki, mu? Tabii ki. Ondan dolayı burası. Bir şehit annesi bana ne diyor? Oraya diyor temizlikçi falan alma ben temizlerim diyor. Bak gönüllülük de o yönden. Yahya amca diyor ki efendime söyleyeyim. Oraya diyor eleman falan alma ben giderim geleni karşılarım gideyim. Yahya amca diyor tamam oraya gidelim. Şehit anneleri diyor ki biz oradan çıkmayız diyor. Şimdi bütünleştiler biz oradan çıkmayız diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Oralara gelecek şehit ailelerimiz. Oturacaklar dışarıya oturma yerleri falan da yapacak. Oturacaklar, ağlayacaklar, dualarını edecekler, evlatlarını hatırlayacaklar. Ben de hizmetlerini yapacağım. Ne yapacağız? Kayseri'deki bütün okullarımızı dönem dönem oraya davet edeceğim. Ne diyeceğim? Milli Eğitim'e diyeceğim ki gönderin okullarımızı dönem dönem, oradalar ne yapacağım? Gelen okullarda ödüllendireceğim. Cam teras bölgemiz ya, orada diyeceğim ki örnek veriyorum, bugün salıcağı binmek ücretsiz sizlere diyeceğim. Oraya korkut sandıkları evet. falan yaptırıyorum. Yavrularımızı alıştıracağız. Böyle Allah izin verirse güzel bir müzemiz ve konuk evimiz olur. Bir de bir milli şuurun oluşmasına da sebep olursunuz. Çok önemli. Güzel olur yani. Çok o önemli. Şehitler Müzesi dediğiniz yani önemli bir şey olacak. Tüylerim diken diken oluyor. Şimdi yani bizim 12 Eylül öncesinde Ülkücü Hareket'ten 5-6 tane benim yakın kardeşim, 15-16 yaşındaki kardeşlerimiz şehit edildiler. Şehitliğin ruhunu biliyoruz biz.
bundan bir şey dedi. Evet. Bunları biliyoruz ve gelecek nesillerimize taşıyacağız. Her okulum ne diyorsa gidiyorum yanına. Öğretmenlerime bir şey rica ediyorum. Diyorum ki evlatlarımıza lütfen milli ve manevi şuurları öğretin. Dünyanın halkı bu konuda çok şuurlu. Özellikle aileler, evde anneler çocuklarının yaşamıyla, eğitimiyle çok alakalılar. Tabii baba ne yapıyor? Sobek gidiyor okuluna. Doğru mu? Evet. Veya işine gidiyor ne iş yapıyorsa. Anneyle kalıyor çocuk. Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum, minnettarım. Evlatlarının üzerine titriyorlar. Evet. Şimdi tabii Bünya'nın bir turizminin gelişmesi noktasında bir cam terasımız vardı. İkinci bir cam teras için düğmeye bastınız diye biliyorum. Bu cam teras herhalde bayağı bir rağbet gördü Bünya'nda. Şimdi ikinciyi bitirdik. Bitti. Çok da korkunç duruyor aslında. Evet. Ben yani görünce korkuyorum ama oraya gidince hiç korkmadım bu arada, onu da söyleyeyim. Bende de yüksekte korkusu var fakat sayın varim taşı uca kadar geliyor, bana da talimat veriyor. Gel buraya deyince gidiyoruz. Şimdi cam teras konusuna gelince, bakın şu aşağıdaki kırmızı boyalı yerleri görüyor evet, musunuz? Evet, evet. Sayın valim bir gün cam terasa geldi dedi ki, başkan dedi senden bir şey isteyeceğim dedi. Emredin efendim dedi. Şu cam terastan gözüken de şu 25-30 tane ev dedi, çirkin gözüküyor dedi. Benim için dedi ücretsiz boyatır mısın dedi. Emrimiz olur sayın valim dedim. 105 tane evi boyattım. Çok güzel ya. Cam terastan baktığımız zaman. Tek tipleşmiş zaman, güzel olmuş. Tabii. 105 tane evi boyattırdım o şeylerini. Şimdi cam terasta tabii ki de çok güzel. Burada sayın valimizin müthiş desteği, şevki. Bakın semazen gösterisi yaptırdık evet. Orada. Görüyor musunuz? Ve büyük desteği. Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu bölgede sayın valimiz dedi ki bir cam teras üzerinde bir röportaj verdi. Dünyanın dedi Kayseri'nin kalbi sözüm dedi. Büyük destekler veriyor. Sanki yapılanı da görünce o kadar çok heyecanlanıyor ki, o kadar milli ve manevi duygu var ki sayın valim. Evet. Çok seviniyor biraz. Sanki şahsına özel bir şey yapılmış gerçekten gibi. Gerçekten öyle, evet. Allah razı olsun. Çok büyük destekler veriyor. Kendisine, dünya halkı adına teşekkür ediyorum. Desteklerine, devam edeceğine inanıyorum inşallah. Sayın Kaymakamımız büyük bir şans. Çok çalışkan. Halkın içerisinde. Bugün çelengimizi koyduk. Sayın Müftümüz de öyle yeni geldi. Dedim ki çay kahve ikram edelim. Nerede kahve demedi? Gel kahveyi oturduk orada halkın içine. Çayımızı kahvemizi içtik. Dünyada biz devlet oranın idare amiri sayın kaymakam. Evet. Ben de belediye başkanıyım. Hep halkından içeceğiz elhamdülillah. Çok güzel. Yani halkın içinde. Bir uyum varsa zaten sorun yoktur. Var. Müthiş uyum var. Hep güzel. Beraberiz. Yukarıda şimdi sayın valimiz ikinci cam terası yap dedi, destek verdi, ödenek verdi sağ olsun. Yaptık ve bitti. Kendisi bittiğini gördü. O cam terasının yanında diğerini gösterebiliriz arkadaşlar. Yeni yaptığımız yeri. Tolga Bey. O da bu mu? Diye, yok, bu değil. Yok, bu da eski. Herhalde oranın görüntüsünü almamışlar. Bir tane de korku salıncağı yaptık oraya. Heh. Böyle vid çekiyor. Aşağı uçurma doğru gönderiyor kayaların altına doğru. 5 dakika falan ısırıyormuş. İnsanlar korkmak için para veriyor. Şimdi buraya geldik. Tabii burada bir turizm var. Bu turizmden yararlandık. Karnımız acıkacak orada. Evet. Tabii ki de. Bakın burası işte. Ha, ikinci cam terası. Su yenisi. Diğeri de sudan salınacak. Buna biniyor. Bu... Bir çekiyor arkadan. Bırakıyor. Bırakıyor aşağı kayaları uçurma doğru gidiyor. 5 dakika sallanıyor. Baki jumping gibi başkanım. Ama çok korkunç bir şey. Gençler müthiş buna. Mesela benim oğlum, küçük oğlum Bas var. Her geldiğinde bunu en az 5 sefer, 10 sefer biner. Seviyorlar çocuklar korkuyu. Evet. Burada ne yapıyoruz? Bunun ikisini yaptık. Şimdi buraya bir kahvaltı evi yaptık. Hı. İhaleye de çıktık şu anda. Hı. Anlatabildim mi? Evet. İhalenin gününün gelmesini bekliyoruz. Nasıl bir kahvaltı evi? Hı-hı. Şöyle, haftada en az 3 gün yaz mevsiminde yukarılara çıktım. Gelen vatandaşlar, nereden geldiniz kardeşim? Burada ne görmek istiyorsunuz? Ailelerin talebi şu, bize 15-20 çeşit
serpme kahvaltı vermeyin. 6-7 çeşit organik kahvaltı verin. Güzel, köy mükemmel. Kahvaltısı. Evet, evet, köy kahvaltısı. Gezen tavuk yumurtası kesinlikle. Anlatabildim mi? Peynir çeşit. Evet. Dünyada ve köylerinden satın alacağım. Kesinlikle bal koymayacağım. Hakiki bal getireceksek çok, bakın görüyor musunuz? Bu farklı bir şey, böyle köprü gibi evet. Bile. Evet. Girabolu, organik girabolu reçelimiz var. Girabolu reçeli vereceğiz orada. Anlatabildim mi? Meşhur karahıdır domatesimiz var. Evet, çok evet, meşhur o. Biberimiz evet. Onlar çok meşhur. 6-7 çeşit böyle tam organik kahvaltı yapıyorum. Hatta pastırmasını, sucuğunu bile ben yaptıracağım orada. Belediyede tesisler var. Sucuk mesela, hazır sucuk almayacağım oraya. Ekstra, diyelim ki vatandaş sucuk istiyor. Yapsın orada, ben yaptıracağım. Katkısız olacak. Bu kadar büyük önem veriyorum. Denetlenebilir olacak. Tabii, tabii, kesinlikle. Çok önemsiyorum ben orayı. Ne diyorum? 25 bin kişi bekliyorum her hafta ben oraya. İnşallah dünyamız öyle saat 1'e kadar orada kahvaltı devam edecek. 1'den sonra ne yapacağız? Bizim dünyamızın içli köftesi meşhur. Anlatabildim mi? Vatandaş gelecek, acıkacak, diyecek ki iki tane köfte yap şurada bize. İşte şu kadar mantı verin diyeceğiz. Bunu ne yapacağız aynı zamanda? Siz orada köfteyi yediniz. Yenge hanım diyecek ki köfte çok güzelmiş. 2 kilo da al da eve götürelim akşam. Ya, tabii. Şimdi bacılarımız, kardeşlerimiz evde oturdukları yerde köftelerini yapacaklar, mantılarını yapacaklar, tamam mı? Ben de orada satın alacağım bunları, vatandaşımıza, gelen vatandaşlarımıza satacağım orada. Bu kadınlar projesiyle alakalı bir durum mu bu? Tabii, onu Feyza diye bir kızımız var, o projeyi çok geliştiriyor Allah izin verirse. Dünyada bayanlarımıza ben söz verdim, evde oturdukları yerlerde paralar kazanacağım. Kardeşim bahçesine ekmiş. Ne ekmiş? Domates ekmiş. Sabah kalkmış, bir kasa domatesini toplamış. 3 tane domatese ihtiyacı var. Getirecek, bana satacak domatesini orada, tarladan aldığı ürünü. Seyirlerini getirecek, bana satacak, parasını alacak, gidecek. Ne güzel. Ben de bunu organik işte bir kahvaltı isteyen birine ikram edeceğim. Tolga Bey, nasıl biliyor? Hayır, normal vatandaşa da satacak. Satabilirim. Satış reyonları mı olacak? Güzel. Orada ne olacak? Bir amfiteyatro gibi bir yer projemde var şimdi. 250-300 kişilik. Şimdi siz yenge hanımla geldiniz. Önünüz bünyan manzaralı. Arkanız orman. Orman dediğim yemyeşil. Çocuğunuzu orada özel güvenlikçilerimiz alacaklar. Orada oyun alanlarımızda oynayacaklar. Aa, çok güvenilir, evet. Vakit geçirecekler. Efendime söyleyeyim. Orada ayrıca yaş gruplarına göre eğlence alanlarımız olacak. Gayet siz huzurlu bir şekilde. Sonra kahvenizi, çayınızı alacaksınız. Orada amfiteyatro yaptırıyorum 250. Oraya varacaksınız. Biraz oturacaksınız. Sonra yenge hanımı, çocukları alacaksınız. Yürüyüş yapacaksınız. Çok güzel. Çok güzel. Yani bu bir ilçede olması gereken bir şey artık. Böyle yemyeşilin arasında oksijen çok bol. Huzurlu bir şekilde yürüyüş. ATV turlarımız olacak. Tamam mı? Cam terastan yürüyerek aşağı ineceksiniz, aşağıda balık restoranımız olacak. Bunlar bünyanda hiç olmayan hizmetler. Güzel, çok güzel. Bu gece görünümü? Bu gece, evet. Güzel. Şimdi Cem Bey, Tolga Bey, burada nasıl biliyor musunuz? İki cam terasımızın arası, oradan Çağlayan Okulu'nun oradan girdikten sonra oralarımız cıvıl 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 olacak. O amfiteyatromuzda haftada 3-4 gün canlı müzik yaptıracağım. Üniversiteden yavrularımızı getireceğim, tabii, öğrencilerimizi. Onların da ekonomiye ihtiyacı var. Harçlıklarını alacaklar. Evet. Haftada bir gün klasik Türk sineması. Anlatabildim mi? Evet. Böyle herkes geçmişini tanıyacak. İnşallah bünyan çok sosyal bir yer olacak. Bence de çok ihtiyacı var başkanım bünyanın buna. Evet, çünkü göçün önüne böyle geçebilirsiniz. Tabii, böyle insanları tabii, tutabilirsiniz tabii. Orada yani. İnsanlar artık bünyana gelmeye evet başlayacaklar. İnanın bakın, neden biliyor musunuz? İnsanlar biraz da huzur arıyor. Evet. Diyor ki mesela ben çoluğumuna, çocuğumuna bir yere gitmek istiyorsam, kargaşaya gitmek istemiyorum. Güvenli, huzurlu bir yer istiyorum. Bakın şu projemiz, bünyanlı bir kızımız Ayşegül Hanım var. Burayı 100 yıllık bir eski bina, değirmen. Bacım şuraya bir proje yap dedim, yapayım başkanım dedi. Bünya sevdalısı bir kızımız.
şu proje şu anda bitimine yaklaştı. Allah izin verirse 1-1,5 ayda bitecek. Tam şurada iyi, şuradan göstereyim. Bakın önde ırmak akıyor. Evet. O şimdi o ırmak öyle değil, tertemiz yaptım orayı. Önünden ırmak akıyor. Yanında büyük şelale var bunun. Şelaleyi durdurdum çünkü bu tarafa su kaçıyordu, çamurdan çalışamıyorlardı. Ve alttan da şelale akıyor. Değirmenin altından. Bakın şu gözlerden su gelecek. Aa. Oraya cam balkon koydurtturacağım. Siz oraya eşinizle, misafirlerinizle oturacaksınız. Önünüz ırmak. Altınızdan şelale akıyor. Yanınızdan büyük bir şelale akıyor. Karşınız, bu tam karşı zaten. Buranın tam karşısı tamamen ormanlık bir alan. Çok huzurlu bir yer. Su sesi, kuş sesi. Kuş sesi. Doğanın içindesiniz. Yeşil yani. De var. Balığı nerede? Balığı şu önündeki ırmakta yetiştireceğim. Şu önündeki ırmakta yetiştireceğim. Taze taze alacağım, orada satacağım inşallah. Bir restoran da olacak orada güzelce. Restoran, İnsanlar tabii, orada yiyecekler. Buranın güzelce, içerisi tertemiz. Restoran zaten. Oradan da balıkların yüzdüğünü çocuklar görecekler. Evet, çok güzel bir proje. Başkanım, kırtasiye yardımı ve kıyafet yardımı dedik. Bunları tamamladık herhalde. Geride bıraktık mı? Kırtasiye yardımı, evet. Okullarımız açılmadan ihtiyaçları tespit ettik. Eleman kardeşlerimiz var, bu sosyal yardımlarla ilgileniyorlar. Sağ olsunlar, götürdüler. Hepsini evlerine teslim ettiler ailelere. Okullara da özellikle vermeyin dedim. Çocuklarımız rencide olmasın. Onlara dikkat ettik. Kırtasiyelerimiz sanırım 300'ün üzerinde kırtasiye yardımında bulunduk. İhtiyaçları tespit ettik. Kıyafet şimdi yardımında bulunuyoruz. Nasıl? Belediyemizin altında bir belediyemizin dükkanı var. Oraya herkes ihtiyaç fazlasını getiriyor. Mesela benim eşim ve kızım geçen gün Ankara'dan bir araba getirdiler. Hı hı. Dediler ki bunları biz kullanmıyoruz. Oraya biz getiriyoruz, mağaza şeklinde asıyoruz. Aa. Anlatabildim mi? Vatandaş geliyor. İhtiyacı üstünde. Ne ihtiyacı varsa oradan seçiyor, alıyor, götürüyor. Güzel. Hiç kimse kimseyi bilmiyor, rencide olmuyor kimse. Geliyor, çok güzel. Kendisi seçiyor. Güzel, orada. Çok güzel. Evet. Tabii bu Neşeli Okul Yolu projesini anlattınız. Yeni doğum hediye paketi. Evet. Şöyle bir proje geliştirdik. Yeni doğan çocuklarımıza gidelim. Hem de bu yeni doğumları zaten destekleyeceğiz. Yakında 10 gün içerisinde, belki de 15 gün içerisinde bununla ilgili bir projem var. Allah izin verirse Kayseri'de bir yerde kahvaltılı bir basın toplantısı yapacağım. Bütün basını davet edeceğim. Türkiye'de söz getireceğim. İnşallah bunun müjdesini de şimdiden vereyim. Şimdi kız çocuklarımız için ayrı, erkek çocuklarımız için ayrı çanta hazırladık. Bakın mesela bu kız çocuğumuzmuş. İşte Feyza Hanım, Betül Hanım ve Kübra Hanım, benim belediye personellerim varıyorlar. Anneyi evde ziyaret ediyorlar. Hediye paketimizi veriyor. İçinde işte yeni doğan kız çocuğunun ne ihtiyaçları varsa onlarla birlikte güzel bir an oluyor. Doğru mu? Çok güzel. Erkek çocuklarımız için de mavisini yaptık. Sağ olsun kızlarımız gidiyorlar, anneleri evde veya hastanede ziyaret ediyorlar, bu paketleri veriyorlar. Güzel. Şimdi tabii Bünya'nın halısı meşhur. Dolayısıyla evet. Halı tezgahı evet. için bir yapımla başladınız. Halı hala devam ediyor mu Bünya'nda başkanım? Yok denecek kadar az. Hmm. Fakat şimdi kardeşlerim, Feyza Hanım gibi bu işleri için kurslar düzenleyecekler. Halılar da okutturacağız. Mesela köyde İlmekbaşı diyecek falan vatandaşımız, ben dokuyacağım diyecek. Halıyı dokutturacağız, halıyı satın alacağız, malzemesini biz vereceğiz ve Bünya halısını canlandıracağız Allah izin versin. Evde çalıştıracağız. Evet, bu güzel. Bayanlarımızı, kızlarımızı. Genlerde var zaten. Var, yani var. O yüzden öğrenmeleri de çok basit olur. Tabii, tabii. Çünkü annelerinde dokunmuşluk var. Ve destekleyeceğim, büyük destek vereceğim. Güzel. Halı saha yaptınız mı? Yaptık. Bir tane Yenice Mahallemizi halı saha yaptık. Çocuklarımız çok istiyordu orayı. Neden Yenice Mahallesi? Birkaç mahallenin daha ihtiyacı var ama. Şimdi Yenice Mahallesi'nde çocuklara en yakın olan halı saha, o Bünya'nın ana yolunu geçip Malatya yolunu karşıya geçmeleri gerekiyor. Orada çok tehlikeli, Allah korusun. Çeviriyorlar aslında. Yenice Mahallesi'ne hemen Memduh Başkan'a vardım. Kendisine durumu arz ettim. Tamam Selahattin Başkan dedi. Hemen de oraya talimat verelim de bitmek üzere, yani halı sahamızda şu anda bitmek üzere. İnşallah orada yavrularımızın hizmetine sokacağız. Yine söylüyorum, Allah razı olsun. Şimdi ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza varıp da
başkanım şu elzemlediğim hiçbir şey almadan dönmedim. 100 istediysem 90'ını verdi. Çünkü Memduh Başkan da mantıklı bir insan. Bir diyalog var çünkü aranızda. Bunlar 30 yıldır tanırım. Bir de şöyle, ben kendimi bilen bir insanım. Abur cubur her şey için ısrarcı olmam. Ama önemsediğim her şey için de ısrarcı olurum. Çünkü önemli. Mesela evet. Bu halı saha önemli. Sağ olsun ikiletmedi Memduh Başkan. Tamam dedi. Yapalım dedi. Allah razı olsun. Bu ilk başta, bakın en son hali böyle şimdi. Bak dünya nasıl biliyor musunuz? Burhanettin Akbaş hocam tanıyor musunuz? Tanıyoruz evet. Yanındaki AK Partili meclis üyem. Onun yanındaki Ramazan Bey benim meclis üyem. Mustafa İşlenmiş Bey meclis üyem. Mehmet Bulun hocam İyi Parti'nin meclis üyesi. Hmm. O gün neler yaptık? Bunların tamamını yanıma aldım. Gelin arkadaşlar dedim. Ben işte İyi Parti'ye sen şuraya git, öbür partiye sen buraya git demiyorum. Hep beraber. Gittik bu yeni yaptığımız yatırımların oralarda röportajlar yaptık. Sohbetler ettik vatandaşlarımıza. Şimdi yavrular diyor ki halı saha bitti top diyor. Top kolaydır. Topu ben de alırım. Onu buluruz getiririz de Seyit evet. Başkan. Kapalı yüzme havuzu yaptınız mı başkan? Kapalı yüzme havuzumuz bir önceki dönem belediye başkanımız tarafından başlatılmış. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan sağ olsun gibi olarak almışlar. Fakat açmak bize nasip oldu. Kapalı yüzme havuzunu açtık. Bünyanını özellikle gençlerimiz ve anneler çok istiyordu bu kapalı yüzme havuzunu. Açtık elhamdülillah. Hem bayanlara hem erkeklere haftanın belirli günleri hizmet veriyoruz. Peki, Karahıdır Mahallesi'ne halı tarlası. Evet, o şöyle oldu. Karahıdır Mahallesi'nde biliyorsunuz domates çenlikleri düzenleniyor. Evet, birazdan arkadaşlar ekrana getirirler evet. Orada. Orada bir ilkini yaptık, bir halı tarlası yaptık. Efendime söyleyeyim. Buyurun şöyle. Halıları serdik. Evet, halıları serdik. Havalandırıyoruz burada. Evet, evet. Hem bir de şöyle, bu halılara zarar vermeden üzerinde insanların veyahut da arabaların geçmesi, bunların biraz eskimesi daha çok zenginleştiriyor evet. Halıları. Evet, öyleymiş. Yani evet. Üzerinde yürünürse daha iyi oluyormuş evet, hatta. Evet, evet, evet. Yani o hem bakterileri öldürüyormuş, yeni bakteriler alıyormuş, o bakteriler doğru. Eski bakterilerle savaşıyormuş. Doğru. Bir sürü bir evet, teferruatları evet, var evet, o için. Evet, evet. Güzel. Çok da ilgi gördü orada. Evet. Köylerin meydanlarını yenileyeceğiz dediniz başkanım. Köy meydanlarını köy yeniliyoruz. Köy meydanları yapıyorum. Evet. Evet. Mesela Süksün ve Güllüce mahallemizde yaptık. Hmm. Çok da güzel oldu. Bakın mesela büyük bir meydan. Gece oraya vardığınız zaman zindan gibi. Ne yaptık yok. Orayı? Güzel oraya şöyle bir bordürle döşettirdik. Ortaya bir Türk bayrağı diktik. Yanına aydınlatmalar yaptık. Böyle köyün bakın. Görüyor musunuz? Işıl ışıl oluyor böyle, etrafı ışıldıyor. Bir değer katıyor. Yöre halkı evet. için de iyidir. Yani orada bir toplanma alanı olur, insanlar tabii, orada tabii. Birbiriyle kaynaşır vesaire. Şöyle Tolga Bey, buranın zaten sağında solunda kahvehaneler var köylülerin. Evet. Şimdi burayı da biz aydınlatınca, bunu da böyle yapınca onlar mutlu oldular, hoşlarına gitti. Vallahi başkanım şimdi baktım da şöyle daha 25 tane proje geride kalmış. Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Bir kanalık gibi değerlendirmeyi. Estağfurullah. Hala kendimi beğenmiyorum. Yeterli bulmuyorum biliyor musunuz? Ama o aya vurduğumuz zaman, ortalamaya vurduğumuzda çok ciddi ben ona bakmıyorum. Biten işe bakıyorum. Şöyle bunlar da bitirdim elhamdülillah. Şurada da bir tevazu olmayayım. Hiç kimse yanlış anlamasın. Şu projeleri dünyada, şu yatırımda son 10 yılda yapılmamış bile. Elhamdülillah. Ben bunlara niçin hız veriyorum biliyor musunuz? Ondan sonra ne yapacağım? Yatırımlarla ilgili, istihdamla ilgili alanlara çalışacağım. Mesela fabrika kuracağız. Şimdi ben buraları bitireyim ki, bitireyim. Köylerimin, dünyanın bütün yollarını, kilidi, parkesini, asfaltını bitireyim. Gideceğim Ankara'ya bu sefer. Cumhur İttifakı'nın bütün milletvekilleriyle görüşeceğim. Kendi genel merkezlerimle görüşeceğim. Bünyana ciddi yatırımlar alacağım. Hmm. Yani bünyana fabrikalar kuracağım. Ben söz verdim. Yani bakanlıklarla görüşeceksiniz. Tabii tabii hibeler alacağım. Hibeler alacaksınız. Hibeler alacağım. Şimdi mesela bünyana bir kalkınma kooperatifi kurmayı planlıyorum şu anda. Bunun araştırmasını yapıyorum. Ne yapacağım? Bünyanda
toplam 10.000 kişi kapasiteli bir cezaevimiz var. Evet. Kolun abi, dünyanın halkı ekonomik olarak buradan faydalanamıyor. Hı hı. Cezaevi müdürümüze gittim. Yılmaz Bey, açık cezaevi müdürü. Kendisi çok da çalışkan, düzgün bir insan. Allah razı olsun. Dedim ki, neden dünyanın alışveriş yapmıyorsun? Geçen gün dedim, bir kasaba gittim dedi. 250 kilo kıyma istedim bir gün sonraya dedi. Ben veremem bunu, biz dünyanın da arama boşluğu dedi. Anlatabildim mi? Fırına vardım, 5000 tane kıymalı yaptıracağım, bizde o kapasite yok dedi. Hmm. Dünyanın da her kapasite var. Ben şimdi bir yana bir tedarik merkezi kurutacağım, tamam mı? Cezaeviyle ilgili. Sayın Genel Başkan Yardımcımız İsmail Özdemir Bey ile birlikte Adalet Bakanlığı'na gittik. Bu projeleri de anlattık. Kendileri de çok mutlu oldular, destek verdiler. Ve cezaevinin yıllık ödeneğinin %25'ini ben bünyana alayım, bünyan hoplar. Kesinlikle. Ve bu uğra kendimi koydum, yapacağım vallahi izin verirse. Yapacağım. Şu anda hata yapmak istemiyorum. Teknik altyapılarını araştırtırıyorum. O tedarik merkezinin yerini hazırladım kafamda. Çok güzel bir yerimiz var. Fakat o kooperatifi kuracağız. Hemen hayata geçireceğiz. Arkasında fabrikalar yapacağız. Hmm. Fabrikalar yaptığımız zaman ne yapacağız? Bünyanlı gençlerimize iş alanları olacak orada. Tabii. Evet. Tabii. Yani en azından kendi doğdukları yerlerde doymayı da bilecekler yani. Tabii, başka bir yerlere gitmeyecekler. Tabii. Bu Pınarbaşı Mescit yapımı, Pınarbaşı serinleme alanı, bunları evet. da duymak isteriz sizden başkanım. Pınarbaşı Mescit alanımız dünyanın özleşmiş bir yer. Evet. Orada şu anda Kaspik'imizin bir su deposu var. Yıllar önce sanırım Ali Bayram Belediye Başkanımızdı. Ali abi döneminde orada bir düzenleme yapıldı. Orada bünyanların, bütün bünyanların çoluğuyla çocuğuyla, erkeğiyle, bayanıyla yüzmeyi öğrendiği yer orası. Ha, evet. Tamam mı? Yüzme. Şimdi oraya kaskı depoyu yapınca orada yüzemiyorlar. Evet. Sokakta gördüğüm herkes bana diyor ki şurayı aç diyor. Ne yaptım? Biraz ilerisinde orada bir çalışma yaptırdım, düzenledim. Devin bir yer. Büyük kayalar getirdim buraya, bakın şu etraftaki kayalarda altını doldurdum. Çünkü derin, Allah korusun birine bir şey olsa. Ve burayı şimdi 1,5 metre mesafede, burada herkes çoluk çocuk günlük yüzüyorlar. Şu mevsimde bile yüzenler var. Kışın da yüzerlerdi orada. Yüzerler bizim dünyamda. Evet, yüzmeyi evet. çok seviyorlar. Öyle bir şey vardı. Kar yağar, insan orada yüzerdi. Evet, bir de o mesire alanımız da burada çok güzel bir yer. Evet. Orayla ilgili de projelerim var. Hazırlatıyorum şu anda, Allah izin verirse. Peki, son olarak bir de eğitime destek için kütüphaneyi yorumlayın başkanım. Bir evet, kütüphane evet. projeniz var. Evet, kütüphane projem var. Bir projem daha var. Konak projem var. Bunu da çok önemsiyorum. Bunu da unutmayalım. Aha. Kütüphane, buradan Ankara'ya gittim. Sayın Genel Başkan Yardımcımız İsmail Özdemir Bey'e dedim ki Kültür Bakanlığı'ndan bana kütüphane alman lazım başkanım. Dedim. Bunu önemsiyorum dedi. Seçimlerde işte bünyanda bir gün bir çocuk apartmana girdim. Ben 4. katta oturuyorum. Önümden hızlıca girdi, arkadan yakaladım şöyle kapşonda. Nerede geliyorsun bu saatte? Saat 12'ye geliyor. Şöyle yüzünü tuttum, 15-16 yaşında bir çocuk donmuş böyle. Şeyden geliyorum başkanım, da Kayseri'den geliyorum kütüphaneden. Niye dedim, burada çalışacak bir yer yok dedim, yok dedi. Böyle 3-5 tane çocuğuna karşılaştım. Genel Başkan Yardımcımıza bu durumu arz ettim. Genel Başkan Yardımcımız Kültür Bakanlığımızı aradı. 3 dakika sürmedi. Tamam dedi, kütüphanenin sözünü aldık. %50'si Bünyan Belediyesi yapacak, %50'sinde bakanlığımız yapacak. İl Kültür Müdürümüze geldim Şükrü Bey'e. Diyorum ya, olağanüstü bir insan. İşinde o kadar kesinlikle güzel. Öyle. Şükrü Bey olağanüstü. Çok seviyorum, saygı duyuyorum. Neden? Devlet anlayışından ve hizmet anlayışından dolayı. Gece saat 11.30'da arıyorum. Sayın Müdürüm diyorum, şura nasıl olacak şu kütüphane falan diyorum. En son bana dedi ki, baka dedi, giderim. Mimar bu dedi. Bir mimar arkadaşı dedi. Arkadaşımın da oğluymuş İstanbul'da. Bunu dedi her mimar yapamaz dedi.
kütüphane mimarlığı dedi, farklı bir şey. Evet. Buldum, telefonda görüştüm, kafana bu çocuk yapar dedi. Tamam o zaman dedim. Şimdi projemiz bitti elhamdülillah. Bitti. Şu 15-20 gün içerisinde şu yatırımlarımızı tamamladığımız zaman gideceğim Ankara'ya, protokolümüzü yapacağız ve Allah izin verirse kütüphane inşaatımıza da başlayacağız. Peki. Çok teşekkür ederiz başkanım, hizmetleriniz için, televizyonumuza katıldığınız için. Ayrıca buyurun bir şey lütfen söyleyeceğim. Bizim İbrahim Bey mahallemizde bulunan tescilli konak yaklaşık 1722 yılında yapımına başlanıyor. 1725 yılında Serdengeçli Ahmet Ağa tarafından bitiriliyor. Şimdi bu konağımız dünyanın ayakta kalmış tek konağı. Çok önemsiyorum. Bu konağımızın da şu anda role ve planları çizildi, projesi de çizildi. Yarın da mimar arkadaşlarımla beraber buluşacağız, değerlendirmeyi yapacağız. İnşallah koruma kurulundan geçirdiğim zaman bunu hemen bir kısım ödeneğimizi Sayın Valim buraya verdi. Sayın Valim'in o vermesi beni büyük teşvik etti. Yaklaşık olarak 60 milyon civarında bir proje. Ama olsun. Sayın Valimiz dedi ki şu kadar veriyorum buraya dedi. O yani benim oraya girmemi sağladı. Gideceğim Kültür Bakanlığımıza. Allah izin verirse oranın da öğrenciliğinin bir kısmı geri kalan da belediye biz yapacağız. O konağımız çok tarihi bir konak. Çok önemsiyorum. Neden? Ne yapacağız biz o konağımızda? Küçük bir öyle insanlara boğmayacağım. Halı sergisi yapacağım oraya. Belki de duvarlara, onu iç mimarlara ayırdık. Yöresel yemekler restoranı yapacağım. Hı, dünyamızı yöresel yemek. Ben bu konağımızın orayı açıp da böyle restorana hizmet ettiğimiz zaman ne olacak biliyor musunuz? Türkiye'nin birçok yerinde gördüm ben bunu. Dünyamızı bakın, dünyadaki yediğiniz kıymalı pideyi hiçbir yerde yiyemezsiniz. Peynirli pideyi hiçbir yerde yiyemezsiniz. Ekmeğinden midir, suyundan mıdır, etinden midir? Havasından mıdır? Havasından mıdır? Ben 71 vilayet, 81 vilayetin 73'ünü gezdim. Arabayla gezdim. Tamam mı? Şimdi birçok yerde var. Damak tadım çok iyidir benim. Mükemmel. Oralara kıymalı pide vatandaşlar açacak. Teşvik edecek. Tek bir şartım olacak. Hijyenik olacak. Kaliteden ödün vermeyeceğiz. 25 bin kişi gelecek diyorum. Ben belediye olarak nasıl doyurayım bunları? Güzel. Doğru mu? Doğru. Allah izin çok verirse doğru. Bunların peki tamamını da yapacağız. Ben size teşekkür ediyorum. Biz bana teşekkür zaman ederiz ayırdığınız için. Biz dünyanın halkına hepsine teşekkür ediyorum. Bize ciddi omuz veriyorlar, yardımcı oluyorlar, destek veriyorlar. Onlardan tek bir istediğim var. Bize dua etsinler. Cenab-ı Allah bize güç kuvvet versin ki onlara karşı ben mahcup olmayayım. Yine söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın kırmızı bütün birleşenlerine, dünyaya yaptığı hizmetlerine ve bana destek verdiklerine dolayı, başta Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek Bey'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyük Kılıç abimize, Memduh Başkan seçimlerden önce dedi ki, dünyanın babası olacağını abi dedim, babalık yapacağım dünyaya dedi, elhamdülillah, yapıyor, yapacak da. Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza çalışan bürokrat arkadaşlarımıza, daire müzelerimize, Dere Su İşleri Bölge Müdürümüze özellikle sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Karayolları Bölge Müdürümüze, Kültür Müdürümüze, adını sayamadım diğer Sayın Kaymakamımıza çok fedakar çalışkan bir insan. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu arada bir şey söylemeyi atladım. Buyurun. Önemli iki tane buyurun, daha buyurun projem var. Şimdi dünyamızın ana yolu üzerinde, Malatya yolu üzerinde karşı taraf Fatih Mahallesi'ne onunla ayrıca ilgileneceğim. Bu ayrı bir şey. Bir alt geçit, üst geçit yok. Yaşlılarımız, öğrencilerimiz yoldan geçiyorlar. Tüylerim ürperiyor. Hemen Karayolları Bölge Müdürümüzü dünyaya davet ettim. Sağ olsun. Konuyu kendisine arz ettim. Şu anda üst geçit, dünyanın da ilk oluyor da üst geçit. İnşaatımız başladı. Dede Su İşleri Bölge Müdürümüzden de Allah izin verirse Perşembe günü öğleyin bir araya geleceğiz. Hastane girişimiz var dedim ya günlük 3000 hasta geliyor diye. Ambulans girişi çok dar yol, ters. Kaza olmaya çok müsait. Kendisine durumu izah ettim. Teknik personel arkadaşlar geldiler. O yolda genişletme inşaatı bugün itibariyle başladı elhamdülillah. Kendilerine de teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun size hepinizden de. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanlılar çok şanslı vallahi. Çok sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyenler, 31 Mart seçimlerinin üzerinden geçen bu zaman dilimi içerisinde belediye başkanlarımızı konuk etmeye devam ediyoruz. Bünyan Belediye Başkanımız daha önce telefonla konuk etmiştik. Şimdi de stüdyomuza geldi ve sizler için Bünyan'a yapmış olduğu hizmet ve yatırımları değerlendirdi. Bir başka programda başka bir konukla buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.